Sigarayı bırak diyeceksin, değil mi? Aslında hayır. Artık gerek kalmamış. Nasıl yani? Sigarayla alakalı değil miymiş? Neyle ilgili olduğu artık çok önemli değil. Neden? Çünkü 6 gün sonra öleceksiniz. Ne? 6 gün ömrünüz kaldı. Dolu dolu yaşamaya bakın. Şaka mı bu? 6 gün olduğunu nasıl hesapladınız? 5 ya da 7 gün olamaz mı? O konuda henüz hiç yanılmadım. 2 gün sonra intihar etmeyeceğimi nereden biliyorsunuz? Ya da 3 gün sonra kafama saksı düşmeyeceğini? Lütfen biraz sakin olur musunuz? Bizim insanları kandırma ya da yalan söyleme gibi bir şansımız zaten yok. Bana kalırsa bu süreyi hazırlık yaparak değerlendirin. Sonuçta herkes ölür. Ama birçoğunun tam öleceği günü bilip hazırlık yapma şansı olmaz. Kesin 6 gün mü? Tabii ki başka doktora gideceğim. O adamda doktor tipi bile yok. En pahalı özel doktora gideceğim. Tamam, en pahalı olmayabilir ama kalan bütün paramı harcayıp lanet olsun. Ay sonunda ölmek zorunda mıydım? Altı gün sonra ölecek biri ne yapar? Anne, size bir şey söylemem lazım. Bir dinle. Ben burada kalacağım. Çok sağlam bir iş buldum. Hayır, rahatımı bozmayın benim burada. Oturun oturduğunuz yerde. Sizden kaçtım, geldim zaten buraya. Evet, utanıyorum sizden. Utandırıyorsunuz beni, tamam mı? Aramayın artık beni ya. Tamam, hadi güle güle. Altı gün sonra ölecek biri ne yapar? Ya ne yapıyorsun bu saatte burada? Veda etmeye geldim. Veda mı? Memlekete mi gidiyorsun? Hayır, daha uzağa gidiyorum. Geri dönmeyeceğim. Gitmeden önce bir şey söyleyeyim dedim. Bana aşıksın. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Çok belli ediyorsun. Peki sen? Ya ben seni arkadaş olarak seviyorum. Başka türlü olsa sana sinyal yollardım ben zaten. Yollamıyor muydun? İşe gitmiyor musun sen bugün? Bugün veda edeceğim. Patron bir şey demez. Neredesin lan sen? İşi bırakıyorum efendim. Veda etmeye geldim. Yapma ya. O kadar evrağa ben mi gireceğim bilgisayara? Ben de gitmek istemiyorum efendim ama elimde olan bir şey değil. Ben anlamam kardeşim. 2 hafta önceden haber vereceksin. Aç bak, sözleşmede yazıyor. Ben nereden bulacağım hemen senin yerine eleman? Peki, tamam. Nereye gittiğimi merak etme. İstersen cehennemin dibine git.
Ölmesem iyi olacaktı. Altı gün sonra ölecek biri ne yapar? Gittiğini üzülecek birilerini arar. Gelmeseydin. Özür dilerim hocam. Ben zaten buraya veda... Çeviriler berbat olmuş. Neden berbat olmuş? Ben iki haftamı vermiştim o çevirilere. Şu ne demek merak ettim. Ayrıklık dinamiği. Ne yazıyorsa onu çevirdim hocam. Hayır, meraktan soruyorum. Şu ayrıklık dinamiği ne demek? Bilmiyorum da ondan soruyorum. Belki sen beni aydınlatırsın. Bilmiyorum hocam. Belki siz biliyorsunuzdur diye düşündüm. Seminerlerde kendi çalışmanız gibi sunmayı biliyorsunuz ya. Bunu da öyle biliyorsunuzdur. Terbiyesiz, kiminle konuştuğunu sanıyorsun sen? Az şunları, defol, bırakıyorum seni. Peki. Cehennemin dibine git. Hocam, iyi misiniz? Altı gün sonra ölecek biri ne yapar? Çüş! Dağdan mı indi lan? Girişimi beğenmediniz mi? Çık dışarı, adam gibi gir! Tabii, nasıl isterseniz.
Merak etme. Bir hafta sonra polise teslim olacağım. O zaman arkadaş, bu olay aramızda kalacak. Baban geziye gitti. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Tamam. Eğer konuşursam yakalanmadan önce evini ziyaret ederim. İşte böyle. Çok beğenmediler ama en azından karınları doydu. Belki yarın da giderim ya. He, sen de sevindin değil mi? Sonunda bir işe yaradın. Yarın yanına geldiğim zaman bana patronluk taslarsan vallahi küserim. Ölene kadar da konuşmam. Ölmek için güzel bir gün. Demek hiç yanılmazsın ha, salak doktor. Bir saat daha yaşarsam yanılmış olacaksın. Tabii haklı olabilirsin. Bu gözlerim son kapı yaşım olabilir. Herkese iyi geceler. Doktor Bey. Buyurun. Ben bir şey soracaktım da. Şu an öğle tatilindeyim. Bu biraz önemli. Ölüm kalım meselesi diyebilirim. Peki sorun. Geçen gün yerinize bakan doktor 6 gün sonra öleceğimi söyledi ama ölmedim. Bana hiç inanmadığını söylemiş. Bir dakika. Yerime bakan doktor mu? He. Ben burada çalışmaya başladığımdan beri yerime bakan olmadı. Doktorun adı neydi? Bilmiyorum. Şöyle uzun boylu, zayıf. Sakalı falan vardı. Sakal mı? Böyle bir doktor buraya hiç gelmedi. Hayal gördünüz herhalde. Ne kadar salağım. İşte adam sahtekarmış. İnanmak isteyince insan nelere inanıyor. Belki harbiden de kafayı yemişimdir. Doktor haklıdır. Tabii eğer o da hayal değilse. Tekrar hesapladım da 6 gün sonra aslında dün olmuyor. Bugün oluyor.
Gitmeden önce bir şey söylemek istedim, içimde kalmasın. İçimde kalsın inşallah. Girdim. Vallahi Allah'a emanet, şey yapacak vaktim yok. Deniyorum. Siktir ya.